İki yoruma hoş geldiniz. Her hafta Palartesi ve Perşembe günleri. Sevgili Levent Gültekin'le beraber siyaseti, e, sosyolojiyi konuşmaya, tartışmaya, referanslar vererek ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii e, bu hafta e, yaklaşık e, bir hafta oldu neredeyse. Bir operasyonu konuşuyoruz ve operasyonun e, acı kısmı var. E, 13 tane insanı katledildi bu ülkenin. Ee, bunun siyasi kısmı giderek daha farklı biliyorsun. bir şey. 13 kişi e, PKK'nın e, kaçırdığı, 3. 3 kişi de müdahale sırasında toplam 16 kişi. E, ve e, tabii siyasi boyutları var e, olayın. İktidarın önce daha evvel her koşulda muhalefeti yanına alma, yanında tutma e, tavrı. Kendi çapında e, yerli, milli, güvenlikle ilgili ifade ettiği konularda bu sefer daha farklı bir boyutta ceryan etti. Biraz onu konuşacağız. Ee, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır cümlesi üzerine e, sorumlu devlettir diye bir cümle e, sarf etti. Devlet ve iktidar kavramlarını belki bugün biraz konuşmamız gerekecek. Ve e, tabii e, bir de yoksulluk konusu. Hep ertelediğimiz bir konu. Hep ertelediğimiz bir konu. Umarım bugün vaktimiz kalır ve konuşuruz. E, hakikaten ciddi bir e, derinliği olan bir konu. Ama tabii bunun demokrasiyle ve nasıl, nasıl teklif ettiğini de biraz konuşmak gerekiyor. Yo e, Konu çok ama istiyorsan e, açan her zaman e, programı arkadaşına sözü bırakıyor. Ve e, belki e, muhalefetin bu kez... Beklenenin tersine iktidara karşı bir duruşu oldu. Hem acıyı paylaştı, acıyla ilgili duygularını belli etti ama politik olarak da başka bir noktada durdu. Oradan başlayalım istersen. Evet, sevgili Murat. Şimdi e, iktidar şöyle bir alışkanlık yapmıştı. Hem dış politika üzerinden hem de tırnak içerisinde bu milli politika diyebileceğimiz iç çatışmaların oluştuğu politikalar üzerinden muhalefeti bloka etmek. E, hem kabahatli hem, hem, kusurlu hem de en çok konuşan pozisyonunda. Genelde bu tip olaylarda başarısızlığını örtmek için de mutlaka bir işte meclisten bir ortak bildiri çıkarmak, kendisine bir itirazların yöneltilmesini engellemek, tartışmanın alevlenmesini engelleyip ve söndürmeye çalışmak, çalışma, yani söndürmeye yönelik bir çaba bu bir anlamda. Fakat bu sefer muhalefet farklı durdu, iyi de yaptı. Hem Meral Hanım'ın dünkü meclis konuşması çok yerli yerindeydi, çok doğru hem e, olayın vahametine dikkat çekmek, hem de iktidarın sorumluluğuna vurgu yapmak iyi bir şeydi. Aynı zamanda Kemal Bey'in hem konuşması hem de iktidara yönelttiği beş soruluk e, nokta atış diyebileceğimiz yani hani bırak konuşuyorsun tartışıyorsun, da onu bırak önce cevap ver. Niye bunları yapmadınız anlamına gelebilecek bir beş soru. E, umut ediyorum ki muhalefet iktidarın kurmaya çalıştığı bu tırnak içinde millilik üzerinden kurmaya çalıştığı bu hegemonyayı kır kırıyor, kırar, devam ettirir. Hatta ben bir adım ileriye gitmesi gerektiği kanaatindeyim muhalefeti. Muhalefet artık savunma pozisyonundan çıkması gerekiyor. Saldırı siyasetine geçmesi gerekiyor. Yani diyelim ki bir bildiri yayınlanacaksa tamamen AK Parti ve MHP'yi dışarıda bırakıp 6 tane muhalefet partisiyle ortak bir bildiri yayınlayacak herhangi bir olayla ilgili. Orada hem olayın durumuna dikkat çekecek hem kendi pozisyonlarını ortaya koyacaklar hem de iktidarın bu işi nasıl eline yüzüne gözüne bulaştırdığına vurgu yapacaklar. Diyelim ki Mavi Vatan'la ilgili ortak muhalefet bir bildiri yayınlayacak. Her olayda artık şunu diyecekler, her olayda ama. Biz sizinle hiçbir şekilde mevcut iktidar ortakları olarak hiçbir şekilde yan yana gelmeyiz. Çünkü siz canınız istediğinde bizi terörü destekleyenler olarak itham ediyorsunuz. Canınız istediğinde gayrimilli muhalefet olarak itham ediyorsunuz. Canınız istediğinde vatan haini olarak itham ediyorsunuz. Hem vatan haini itham etmek hem gayrimilli demek hem terörü destekleyenler olarak itham etmek hem de sonradan gelip aynı bildiriye imza atmak bir kere hem iktidar açısından ayıp bir durum. O zaman dedikleriyle ilgili bir şey var. Onu muhalefetin yapması taraftarıyım. Bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani böyle hani kendi fikrimi söylüyorum burada lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani sonuçta bu benim yorumum. Muhalefet iktidarı dışlayan, iktidarı ötekileştiren, iktidarla asla diyalog kurmayan ve iktidarı savunmaya iten bir pozisyon. Bunu burada başardılar mesela. Şimdi Türkiye normalde iktidarın eliyle, baskısıyla e, konuşmayacaktık biz değil mi? 13 tane çocuk niye gitti oraya? Dahası var, daha vahim olanı var. 13 çocuğu, yani 13 tane PKK'nın kaçırdığı çocukları kurtarmaya gidiyorsun, 3 tane daha üzerine verip geri geliyorsun. 3 şehit de orada var kurtarma operasyonunda. Şimdi bunun bir sorumlusu var. Önce bunun bir hesap vermesi gerekiyor. Tabii ki muhalefet olarak biz terörün karşısındayız, yanan canlara üzülüyoruz, ülkenin bütünlüğünden yanayız, barışından yanayız, diyalogtan yanayız dedik. Ama dönüp bir de hesap soruma ben bu konuda tekrar söyleyeyim. Hem Saadet Partisi lideri Temel Bey'in konuşması çok yerli yerindeydi. Hem Meral Hanım'ın grup konuşması çok dikkat çekti. Ben sosyal medyada da baktım çok ilgi uyandırdı. Hem de Kemal Bey'in duruşu ve ben e, bir gün önce şöyle bir hava estirdi iktidar mensupları. Yarın biz burada pazartesi program yapmıştık hatırlıyorsan. O, onun oradan çıktıktan sonra gördüm. Şöyle bir hava estirdiler. Yarın Türkiye için çok önemli. Muhtemelen şöyle bir beklentileri vardı. Biz ortak bir bildiri yayınlamaya zorlayacağız muhalefeti. HDP bunun dışında kalacak. Ve hani o şeyi biraz daha HDP ile muhalefetin arasını biraz daha açmış olacağız. Bu arada HDP'nin de pozisyonu bence dikkat çekmeye değer. Onlar da amasız, şeysiz bir şekilde kınadılar bu katliamı. Selahattin Demirtaş'ın bugün bir mesajı var. O da yerli yerince bir kınama yapmış. Şimdi bak, bence çok önemli bir şey. Hem durduğumuz yer net, nerede durduğumuz belli ama aynı zamanda iktidarın yanında da değiliz. Muhalefetin defalarca artık bir şekilde İktidara şunu ezberletmesi gerekiyor. Evet uzlaşmadan yanayız, evet birlikten yanayız, ama uzlaşma senin yanında olmaz. Demokraside olur, hukukta olur, özgürlükte olur, adalette olur, insan haklarında olur, barışta olur. Uzlaşma istiyorsan sen gel bizim yanımıza. Önce kendini değiştir, üslubunu değiştir, tarzını değiştir, politikanı değiştir, her şeyini değiştir. Gel, o zaman seninle beraber bu ülkenin birliğini konuşabiliriz diyecekler. Buradan bir demokrasi ittifakı biraz daha güçlü bir şekilde çıkabilir. O zaman tekrar tekrar söylüyorum. Yani örnek veriyor zamanı atladım bir, kere, bir örnek vereyim. Diyelim ki mavi vatan demiştim, değil mi? Mavi vatan dediklerine şöyle diyecekler. Evet, mavi vatan konusunda Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunuyoruz. Bunun takipçisiyiz muhalefet olarak. Ama bu iktidarın mavi vatandaki pozisyonumuzu zedelediğini, zayıflattığını Oradaki pozisyonumuzu iç politika malzemesi yaptığının farkındayız. O yüzden iktidarı desteklemiyoruz. Ya da diyelim ki atıyorum. Azerbaycan meselesi Ermenistan çatışmasında bir pozisyon belirleyecekse evet Azeri kardeşlerimizin 30 hani 30 35 yıllık işgal altındaki topraklarının kurtarılmasında Azeri kardeşlerimizin ya da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanındayız. Ama bu iktidarın Azerbaycan'a verdiği desteği iç politika malzemesi yaparak hem Azer Azerbaycan'a zarar veriyor hem de bu çabaya zarar veriyor. O yüzden iktidarı da bu anlamda uyarıyordu deyip bütün bildirilerini, bütün tavırlarını bir muhalif blok olarak yapmalarının iktidarı bir savunmaya iteceğini, iktidarın ayarını bozacağını, mesela ben ayarının bozulduğunu düşünüyorum şu şeyde. Yönetemediler, kontrol edemediler. Bir anda bir anda herkes bir dakika arkadaş sen ne bağırıp çağırıyorsun? Önce hesap ver bu çocuklar niçin öldü? Onun hesabını ver durumuna geldikleri için. Şimdi, Bence muhalefet iyi bir şey başardı diye düşünüyorum bu olayda. Sevgili Levent, şimdi çok uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve etrafındakiler e, hesap vermeyiz, hesap sorarız politikası götürmeye çalışıyorlar. E, hesap kendilerine sorulmaya başlandığı zaman da haklı olarak, doğal olarak bu son olayda olduğu gibi derhal kimlik siyasetine doğru kayıp, siz vatanınızı sevmiyorsunuz, siz milletinizi sevmiyorsunuz, siz hainlerle işbirliği yapıyorsunuz diye Başka bir yola doğru gitmeye başlıyorlar ki e, Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Bugün MHP lideri söylemişti. Tekrarladı bugün. Ömer Çelik parti sözcüsü biraz evvel yine aynı şekilde konuştu. Yani hemen bir kimlik siyaseti üzerinden bir şey organize etmeye çalışıyorlar. E, tabii bunun çok ciddi riskleri de var. Türkiye risklerinin de yaşıyor. E, gelirken yolda e, bu Turkuaz Lebin e, bir podcast'ini dedim. Orada Profesör Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi'nden bir e, anlatıda bulunuyordu. diyor Diyordu ki Toleranssızlık ve nefret gitgide parti kimlikleri etrafında şekilleniyor ve kendi partisinde olmayanları siyasi rekabet içinde meşru oyuncu kabul etmeyen kitleler ortaya çıkıyor. E, Levent e, AKP ve MHP bunu bu son olayda dahil zorladı. Yani kendi partilerinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkes artık meşru olmayan hatta bir tehlike, nefret objesi olarak sunmaya başlandı. Fakat bu son olayda biraz bu geri tepti sevgili Levent. Nelerde geri tepti? Bir, Pazgül'ü konuştuk. Hatta belki de bu konuda ilk yorum yapanlardan iki kişiyiz biz bu konuda. Çok net fikirlerimizi söyledik. Levent, insanların vicdanına şu sığmadı. 13 kişi artı 3 kişi onları kurtarmaya giden. Şehit edilmişken, öldürülmüşken parti kongresinde şiveli esprileri bu memleketin insanının vicdanı hangi partiden olursa olsun kabul etmedi. Veya hıçkırıklar içindeki bir anneyi kongreye bağlamayı mezarın başından Mezarın istedim. başındaymış ertesi öğrendik. Bu insan bu bu, bu toplumdaki herkesin vicdanını e, kabul etmedi. E, şimdi tabii bizim yaşımız itibariyle hatırlarsın hala da öyle Levent. Mahallende tanımadığın bir insanın ölümünde bile bir süre televizyon açmazsın, müzik çalmazsın. Saygıdır. Çok büyük ayıptı bizim dönemde. Benim çocukluğumda. Öyle. Yani bir bir mahallede biri öldüğünde bir hafta evdeken yani senin evinde televizyon açılmaz. Olur da o misafir hani yanlışlıkla diyelim, yanlış derken habersiz senin evine geldiğinde apar topar kapatırsın mesela. Büyük saygısızlık olarak algılanır. Ve bu acıyı bu bu hissederdik biliyor musun? Ciğerimizde hissederdik yani. Yani komşumuz çok tanımasak bile mahallemizden biri. Levent dündü sanıyorum, ordu kongresinde zannedersin ki disco açılıyor. Yukarıya dönen toplar, o beyaz perde orada oynayan şeyler AKP'nin kongresinde gene. Şimdi bunları hangi partner olursa olsun insanların içine sindiremediğini net bir şekilde görüyoruz. Yani ciddi hatalar Birazcık görüyoruz. insanlığı kalmış, birazcık vicdanı kalmış birinin içine sinme ihtimali zaten yok. Yok. Şimdi bunun yanında Levent, bir diğer nokta, tayı, muhalefetin durduğu yer, sen biraz evvel bahsettin. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener, hem Ali Babacan, hem Ahmet Davutoğlu, Karamollaoğlu, kim varsa siyasette iktidarın bu vatan-millet meselesi, bir dakika gelin beraber olalım, tek yumruk olalım. Tabii ki tek yumruk olabilir acılarda ama bir, siz acıyı ne kadar paylaştınız? Soru bir. Soru iki. Acıyı kalbinde yaşarken muhalefet eğer bir haksızlık, başarısızlık varsa hesap sormayacak mı? Başka bir nokta. Şimdi günlük terörist, günlük hain listeleri var AKP'nin. Yani bir gün evvel aman biz bu işten sıralım, bu çocukları kurtaramadık noktasında kongrede işte PKK ile beraber iş tutanlar, CHP'liler, muhalefet falan filan arka arkaya sayılıyor. Ertesi gün iki bakan gönderiliyor ana muhalefet liderine ve Meral Akşener'e, İYİ Parti'ye. Bugün tekrar bakıyorsun, devlet bahçeli ne CHP bırakmış ne İYİ Parti bırakmış, hepsinin işte e, teröristlerle kol kola bu ülkenin işte hainleri diye cümleleri. Günlük olarak artık insanlar şunun farkında, ihtiyaca göre iktidar muhalefeti ya yanında görmek istiyor, göremezse itibarsızlaştırmak için terör, hain her şeyi söylüyor ama bu sefer bu tutmadı. Ve muhalefet bir şekilde her biri hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Meral Akşener'in grup toplantılarında konuşmalarında meşru sorular sordular. Herkesin aklından geçen soruları sordular. Bunun bir karşılığı var Lemen. Yani muhalefet bir şeyi kırdı. Bunu önümüzdeki günlerde belki Suriye'de, belki Libya'da, belki Mavi Vatan denilen o noktalarda, belki Doğu Doğu Akdeniz'i de göreceğiz. İlla bu noktalarda iktidarla aynı düşünülmek zorunda değil, riskler sorulabilir. S-400 konusu. Şimdi biliyorsun Türkiye'de şu var, el arttıralım s 400 Peki muhalefet peki şunu sormayacak mı? Siz S-400'leri alırken NATO'dan Türkiye'nin dışlanacağını bilmiyor muydunuz? Bir, F-35 projesinden Türkiye'nin milyar dolar yatırdığı projeden dışlanacağını bilmiyor muydunuz? Bu dışlanma olduğu zamanki yol haritanız ne idi? Sorusunu sormadan. Öyle mi diyor Batı bize? Arttıramayı hemen kurun. AKP'nin kendisi bile biliyorsun şu anda Biden iktidarı ile beraber bir yol arıyor. Yani hani ne yapsak diye arıyor. Hulusi Akar'ın Girit modeli dediği S-400'den hiç satılan çıkmayacağı modeli de biliyorsun. Yani iktidar için, muhalefet için, özellikle muhalefet için Millet çıkarı demek, milleti düşünmek demek sadece ve sadece iktidarın çizdiği rotada veya oyun sahasında var olmak. Özellikle dış politikada, güvenlikte aynı şeyleri tekrarlamak değilmiş ve bunu herkes gördü. Bir şey daha gördü insanlar. Ee, sözde Hulusi Akar ve Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı meclise bilgi verecekti. Evet Hulusi Akar anlattı. Yani çıktı, anlattı işte haritalar gösterdi falan. Bunu tartışabiliriz ama Süleyman Soylu meclise bir atanmış olarak her zaman gibi ayar vermeye kalktı. Şimdi senin benim meslek kıdemim 30 senelik 32 senelik meslek kıdemleri bu ülkede hamasetle politika yapmayı her konuda özellikle güvenlik konusunda özellikle PKK konusunda yıllarda duyan insanlarız biz burada. E, siyasi parti liderleri geldi gitti ordu komutanları geldi gitti. Bir sürü insan geldi gitti. Bakanlar geldi gitti. Bu mecliste çok daha belki hamasi konuşmaları da yaptılar. Ama bunun karşılığında Levent Türkiye hala bu sorunu çok yakıcı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Muhalefetle ilgili son bir cümle daha söyleyip sana bırakacağım. Muhalefet bir ezber bozdu. Soru sordu ama bir level daha atlamalı. Bir 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 aşama daha atlamalı. O da şu çözüm önermeli Levent. Bence de. Şu anda şu anda hala PKK'nın kaçırdığı e, vatandaşlar olduğu söyleniyor ellerinde. Ne yapılacak Türkiye? Ne yapacak bir iki Kürt sorunu sadece bölgesel değil uluslararası. Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin? Bu bu yakıcı sorunlar konusunda eğer bugün yaptığı eleştirdi, hesap sordu, haklıydı ama bundan sonra bir dakika Şimdi bunu yapmalıyız. Orada kalanları böyle kurtarmalıyız. Veya Kürt sorunu için böyle adım atmalıyız noktasında ya yani muhalefetin esas bence bu kırdığı bir şeyi farklı düşündüğü farklı bir şey ama şimdi ne yapacağız noktasında söylemesi lazım. Şimdi senin bıraktığın yerden alıp devam edeyim. Katılıyorum görüşlerine. Bence muhalefet için bir parola gibi şöyle baka, bakarsa bundan sonra yani bakması gerektiği kanaatindeyim. Böyle bakarsa falan hep böyle sanki bir Habire öğüt veriyormuşum gibi bir durum çıkıyor ortaya. Öyle bir iddiam yok. Ben sadece görüş tekrar tekrar altını çizeyim. Kimseye ne ders veriyorum ne öğüt veriyorum. Sadece kendi doğru bildiğim görüşleri paylaşıyorum. O da şu. Türkiye'nin yanında iktidarın karşısında. Bundan sonraki bütün tavırını, bütün politikalarını buna göre belirlerlerse bence iktidarı köşeye sıkıştırırlar diye düşünüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Türkiye'nin yanında iktidarın karşısında. Türkiye'nin yanında olmak çok kolay. Türkiye'yi bir bütün olarak düşüneceksin. Alevisi, Kürdü, Dindarı, Atatürkçüsü, Solcusu, Sağcısı, Ermenisi, Yahudisi bu ülkenin vatandaşı 83 milyon Türkiye'dir. Cumhuriyetiyle, laikliğiyle, demokrasisiyle, hukukuyla Türkiye'dir. Türkiye budur. Türkiye'nin yanında olacaklar iktidarın karşısında. Ne yaparsa yapsın iktidarın karşısında. Nasıl ki iktidar, geçen program söylemiştim, mecliste ne olursa olsun muhalefetin hiçbir teklifine, yani işine yaradığı halde destek vermiyorsa, evet demiyorsa, muhalefet de bundan sonra iktidardan gelebilecek iyi olan bir şeye bile hayır arkadaş senden geldiği için istemiyoruz. Biz kendimiz yaparız diyebilecek bir yaklaşım geliştirmesi lazım. Şimdi çok önemli bir noktan altın çizdin sevgili Murat. Muhalefetin birin tek bir görevi Erdoğan'ı yıpratmak, Erdoğan'ı indirmek değil. Tamam bu bir tane. Hepimiz için yani Erdoğan meselesi değil. O siyaset anlayışı yoksa Erdoğan'ın şahsı meselesini konuşmuyoruz. Türkiye'ye zarar veren demokrasiden uzak, hukuktan yoksun, insan haklarından bütünüyle kopmuş, liyakati devre dışı bırakmış. Bir eş dost akraba yönetim devletine dönüşmüş bir devlette o anlayışla mücadele etmek bütün muhalefetin temel vasfı, görevi. Tamam. Ama muhalefetin senin dediğin altın çok önemli çizdiğin gibi asıl önemlisi nasıl yöneteceğini. Yani biz iktidarı bundan aldığımızda nasıl yöneteceğiz? Sorunları nasıl çözeceğiz? Hangi yaklaşımları benimseyeceğiz? O birliği nasıl kuracağız? Bu dağınıklığı nasıl gidereceğiz? Bununla ilgili güven vermesi lazım. O yüzden sadece yani savunmadan çıktı, bu olay bize onu gösterdi. Şimdi bir iktidarı savunma pozisyonunda bıraktı. Ama tekrar söylüyorum, eğer umut vermezse, eğer güven vermezse, eğer o sorunların çözümüne dair insanların zihninde evet bunlar yapabilir, bunlar geldiğinde ülke daha kötü olmaz. Evet bunlar geldiğinde ülke kötüye gidişten döner. Duygusu oluşmazsa. Boşa kürek çekeriz. Bugün insanlar Erdoğan'a tepki duyarlar. Yarın ortalama bir manipülasyonla tekrar geri kapıya dönerler ki bize zaten anketlerdeki kararsızların hala kararsız olarak dur duruyor olmaları bize muhalefetin burada büyük bir eksikliğin olduğu yani güven verme kısmında yani Türkiye'yi daha iyi yönetebileceklerine yani sorunları daha iyi çözebileceklerine dair bir eksiklik olduğunda gösteriyor. Şimdi ben biraz meseleyi şeye getirmek istiyorum. Şimdi Kemal Bey ee, bu işin sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Erdoğan da bir cumhurbaşkanına yakışmayacak, düz, epeyce düzeysiz bir üslupla karşılık verdi. Ben şimdi burada söylemeye utanırım o kelimeleri. Sonra da kalktı mahkemeye verdi. Şimdi bir kere burada iki tane şey var. Ee, i̇mkanım olsa da Sayın Cumhurbaşkanı'yla karşılaşsak şöyle desem. Sayın Cumhurbaşkanı bir anayasa, anayasa konuşuyorsunuz ya anayasa yapalım diye. Ee, bir anayasa yaparsan, yaparken şöyle yapsanız bence çok daha doğru olur. O da şu. İki tane maddesi olsun anayasanın. Bir tanesi Tayyip Erdoğan ne derse o kuraldır. İki tanesi Tayyip Erdoğan'ın başarısı Tayyip Erdoğan'a yazar. Başarısızlıkları da muhalefete ve dış güçlere yazar. Anayasa kural olsun bu. Şimdi sonuçta devletin başkanısın. Devlet başkanı pozisyondasın. Yeri geldiği zaman ben bu devletin başkanıyım diye havasını atıyorsun. Yeri geldiği zaman askeri kamu, kamuflaj giyip her tarafta başkomutan havası da atıyorsun. Başkomutan olarak bir operasyon düzenliyorsun o operasyonda 13 kişiyi kurtarmaya gidip o 13 kişiyi de feda ediyorsun. Bir üstüne üstlük 3 kişi daha verip geliyorsun. Bunun sorumlusu herhalde bakkalımız değil, Mehmet Ağa da değil. Sokaktaki biri de değil. Bunun sorumlusu o devletin başı kimse odur. O ordunun başkomutanı kimse odur. Şimdi şöyle düşünün. Savaş meydanında general mesela niye general olur? Niye ödül alır? Niye madalya alır? Düşman teslim olduğu için değil düşmanın bütün numaralarına, bütün atraksiyonlarına, bütün akıl dolu saldırılarına karşı daha üstün bir akıl ortaya koyup onu püskürttüğü, onu yendiği için başarı elde ederler. Fatih niye? Fatih Bizans'a karşı Bizans'ın bütün engellerine rağmen, bütün yani yapacağı her şeye rağmen Bizans'ı yendiği için hani adı üzerinde Fatih oluyor. Şimdi yani savaş böyle bir şeydir ya da operasyon böyle bir şeydir bir şeye kalkışıyorsan ancak ciddi bir sonuç alırsan başarılısın. Ciddi bir sonuç almazsan başarısızsın. Yenilirsen başarısızsın. Hiçbir general, hiçbir ordu komutanı da yenildiği halde gelip de kahraman muamelesi görmüyor. Dünyanın hiçbir yerinde görmüyor. Bir kere evet bu işin sorumlusu zaten Erdoğan şöyle bir şey söylüyor. Bu işin sorumlusu devlettir diyor. E, devlet şimdiye kadar devlet sendin. E, 13. Louis miydi Fransız kralı devlet benim diyen Yanılmıyorsam 13. Dedi. 13. müydü? Emin değilim. Bakarım şimdi. Evet. Ee, Fransız Kralı Henry'nin dediği gibi devlet benim diyen bir pozisyondan başın sıkıştığında, başarısızlık ortaya çıktığında benimle ne alakası var? Bu işin sorumlusu devlet diyor. Şimdi ortada bariz bir başarısızlık var. Muhtemelen o rehine operasyonu kurtarılmış olsaydı çarşamba günü topluma büyük bir müjde açıklayacaktı. Dağları deldik, şöyle fethettik, çocuklarımızı da kurtardık. Biz yapıyoruz başarısız bir operasyonla hem çocukların hayatını yok etti hem de o fazladan 3 tane askerimizi polisimizi neyse onların da şehit olmasına neden oldu. Ve hala ortada hiçbir sorunlu yokmuş gibi böyle bir şey yok. Evet bu bence de ortada bir sorumlu varsa o sorumlu bu iktidardır, bu iktidarın başkomutanıdır, bu iktidarın başıdır. Şimdi belki buradan şeye geçebiliriz. Devletle iktidar ayrımına. Biraz yani. burada bir karışıklık var. Hem toplumda var hem muhalefette biraz o var. Hem de iktidar başarısız olduğunda kendini devletten ayrıştırıyor, başarılı olduğunda kendini devlet yerine kabul ediyor. Hukuk dediğinde devlet kendi oluyor, dış politika olduğunda kendisi devlet oluyor, iç politika olduğunda kendisi devlet oluyor. Ama böyle başarısız operasyon olduğunda bizim ne alakası var? Devlet arkadaşım sevgili dostum Nesrin Nas mesaj atmış. 14. yüzyılıymış. Evet. evet Onun derdi değilmiş. Şey evet ben de bekledim. 14. yüzyılı. Ben de şeyi şimdi. Karıştırdım tabii, şimdi tabii e, devlet e, olarak e, adlandırılan noktayı belki bir teorik olarak da çok kısaca bir bakmak lazım. E, Türkiye'nin tarihine de bakarak belki bunu söylemek lazım. Şimdi e, Türkiye'de özellikle 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra e, e, devlet normlar devleti ve tedbirler devleti olarak ikili olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii bunu bilenler hemen Frankel'e atıf yaptığımı biliyor. Nedir normlar devleti? Bir takibata uğramayan, normal, yaşayan bir çoğunluk var. Bir de tedbirler devletinde ise hukuki bağlayıcılığı olmadan devletin kendisine tırnak içinde rakip, düşman, muhalif gördüğü herkese karşı bir uygulaması var. Keyfilikle uyguluyor Levent bunları. Şimdi Türkiye 7 Haziran 2015'ten beri aslında ikili devlet yapısıyla ama tek bir kişi tarafından yönetiliyor. Onun onun tanımıyla yönetiliyor. Yani şimdi tabii devlet diye baktığın bir şekilde organı AKP'leştiren bir yapıda var karşımızda. Bir taraftan da özellikle 2015'ten sonra ikili bir devlet yapısıyla ülke yönetmeye çalışan bir anlayışta var ve her koşulda da yanında bulduğu MHP var. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni anayasa tartışmalarını hani tekrar gündeme getirdiği yani mesela biz iki ay evvel şunu konuşuyorduk. Ekonomide ve hukukta reform sözlerini konuşuyorduk Cumhurbaşkanı'nın. onlar hani kısmen Naci Ağbalı Merkez Bankası'na getirdi. Damat Berat Albayrak'ı görevden aldı. Ee, bir kendince kuru biraz aşağı çekti, tamam yani işte reform bu, ekonomi reformu bu oldu, hukuk falan o biraz kenara gitti. Anayasayı da zamana yaydı çünkü devletin yeni şekli üzerine ki biz daha evvelki programda özellikle 1920'li anayasasına neden atıkta bulunabileceği üzerine bir fikir cimnastiği yapmıştık. Hani devletin dini, İslam'ın ulusuna tartışmıştık burada. Yeni şekli üzerine bence nabız tutuyor ki e, anayasayı da bu şekilde değiştireceği noktası yok. Bir de Türkiye'de e, e, Levent devlet dediğin andan itibaren bir, bir iktidar mensupları daha evvel Türkiye'nin tarihine baktığın zaman da kimi uzun zaman askerler falan. E, Türkiye'de kim devlet dediyse devleti çok fazla dile getirdiyse arkasında çoğunlukla cerahat attı. Çeyrek asır evvel 1996 yılında Sturuk skandalını hatırla devleti tırnak içinde kimlerle yan yana gördü bu ülke Surluk'ta? Kim? Devlet, devlet. Ki kısa bir süre evvel AKP iktidar zamanında Uludere'de, Roboski'de 34 insanın kendi uçaklar tarafından bombalanarak öldürüldüğü süreçte devletin kendi aşamaları içinde kendi işte hiyerarşisi içinde o katliamı nasıl saklayabildiğini de gördü bu memleket. Şimdi devlet kelimesinin arkasında durarak veya saklanarak veya kendi çapında yorumlar getirerek istediğin zaman kendi şahsını her başarıda, başarısızlıklarda başkasını hedef göstererek ya da sorumlu devlet diyerek işin içinden çıkmak e, çok örneği var Levent. Yani siyasetten örneği var, siyaset dışında Türkiye'yi zaman zaman yönetmeye çalışan grupların şeyi var ve ne acı ki susurluk döneminden hatırladığımız isimler bugün Muhalefeti bir araya ça gelme çağrısı, Ağar'ları falan biliyorsun hani onlar da ayar verip hani sanki 25 sene yaşlananlar hiç onlarla alakası yokmuş gibi bir tavır da içindeler. Ee, ben kim devlet lafını fazla fazla kullanıyor ise bir kocaman soru işareti kullanırım. Erdoğan hem e, devleti partileştirmesiyle hem de devlet kelimesinin arkasında farklı şekilde durmasıyla giderek daha farklı bir 5 senedir olduğu politikanın dışında bir yere doğru gelmeye başladı. Şimdi sevgili izleyicilerimizin bir konuya dikkatini çekmek istiyorum. Biz de bizim toplum olarak devlet dediğimizde akan sular duruyor. Olağanüstü bir kutsallık atfettiğimiz bir tablo var devlete. Halbuki şunu kabul etmemiz lazım. Böyle diyerek kendimizi anlamsızlaştırıyoruz. Kendimizi biz birey olarak, vatandaş olarak, halk olarak kendimizi değersizleştiriyoruz. Bir ülkede esas olan halktır, toplumdur, bireydir, benim hakkımdır. Benim vergilerimle kurulan devlet bana hizmet etmek zorundadır. Kutsal olan benim. Toplumdur kutsal olan. Bireydir kutsal olan. İnsanlardır, kadınlardır, çocuklardır onların yaşamıdır. Devlet çocuklarını öldürerek, devlet çocuklarını feda ederek, kadınları feda ederek varlığını sürdüremez. Şimdi bir kere bunu altını çizerim. Devlet dediğimiz yapı topluma hizmet eder etmek üzere yani o var olan toplumun bazı işlerini görmek, bazı hizmetlerini sağlamak üzere kurulan organizasyonun adı devlet. Yani şöyle düşünün bir ev var, o evden o evin şeylerinin mensuplarının işleri görülüyor. O evin zaman zaman yönetimini devralan iktidarlar oluyor, buna da hükümet diyoruz, iktidar diyoruz. Devlet ayrı yani o ev. Evin yönetimini dönem dönemsel sorumluluk almak diyoruz biz ona seçimlerle dönemsel sorumlulukla partiler o evin yönetimini devralıyorlar. E, ama oradaki halk, halkın içerisinden insanları ayrım gayrim yapmadan liyakat diyoruz iyi olanları kendi yanlarına alarak evin yönetiminde eşit paylaştırarak. Kimseye hukuksuzluk yapmayarak, ayrımcılık yapmayarak, bölmeyerek o evi yönetiyorlar. İktidar yönetiyor. Buna da iktidar diyoruz. Şimdi bir kere şunun altını özellikle çiziyoruz. Ben birkaç hafta önce burada demiştim ki önümüzdeki seçimler devletle halk arasında geçecek. Ve bunu da özellikle söyledim. Altını çizerek söylüyorum. Bilinçli bir cümle kullanıyorum. Seçimler partiler arasında değil. Devletle halk. Çünkü devleti gasp edilmiş bir halk pozisyonundayız. Ne demek gasp edilmiş? gelmiş devlet vasfını ortadan hani evi yönetmek üzere seçilmiş olan iktidar var ya o iktidar ben artık iktidar değilim bu evin sahibiyim demiş o evi istediği gibi yönetmeye çalışıyor. Eşitliğimizi yok ediyor, adaleti ortadan kaldırıyor, hukuku ortadan kaldırmış, liyakati ortadan kaldırmış, evin diğer mensuplarına zırnık koklatmıyor. Diyelim ki kendinden olmayan çocuk Boğaziçi mezunu ama en ucra köşede zar doğru bir üniversite kazanmış olan çocuk o bazı şu üniversitesi mezununa veyahut diyelim ki ODTÜ mezununa tercih ediyor. Çünkü liyakat yok. Çünkü ben artık bu evin sahibiyim. Yani devlet benim. O yüzden orta şu anda biz bir devletten bahsedemeyiz. O devlet artık bir hükümetle iç içe geçtiği için yani yani yönetmek üzere gelen iktidar o devleti gasp ettiği için, ele geçirdiği için demokratik meşruiyeti tartışmalı yollardan. Seçim diyoruz ya, medyanın olmadığı, sandık güvenliğinin olmadığı, propaganda hakkının olmadığı, itiraz edenin kendini Silivri'de bulduğu bir ortamda demokratik bir seçimden bahsedemeyiz. Gayet demokratik meşruiyeti olan bir seçimle gelen iktidar, ben bu devleti yönetmek üzere geliyorum derken devleti gasp etti ve bütünüyle kontrol eline aldı. Kurumları ortadan kaldırdı diğer kurumları. Toplumun farklı kesimlerinin o devletten eşit bir şekilde faydalanmasının önünü kesti. Ve gasp etti. Şimdi ortada bir devletten bahsedemeyiz. Ortada bir parti devleti var. Yani gasp edilmiş, yani bir ülkeyi yönetmek üzere gelen bir parti gasp etmiş. O yüzden esas olan biziz, halkız. Halk devletini yeniden, yeniden o partinin elinden alması gerekiyor. Seçim o yüzden söylüyorum. Halkla devlet arasında geçecek dediğim oydu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun sorumlusu devlettir derken işte tam da burada şöyle bir kelime oyununa gidiyor. Aslında kendisi devlet artık. Öyle söylüyor. Cumhurbaşkanına karşı, öyle demedi mi zamanında? Bu ülkenin Cumhurbaşkanına karşı gelmek devlete karşı gelmek gibidir. Demedi mi? Veyahut diyelim ki bir dış politikaya karşı geliyorsun. Siz devlet politikasına mı karşı geliyorsunuz? Çünkü artık Tayyip Erdoğan'ın yani partili bir cumhurbaşkanının her sözü devlet politikası olarak kabul ediliyor. Peki böyle dediğimizde devlet politikası olarak kabul edildiğinde bu o zaman o zaman orta başka bir şey var. Bildiğimiz, bildiğimiz farklı kurumların denge denetlemenin olduğu, toplumun farklı kesimlerinin dahil olduğu, liyakatin olduğu, eşitlik, adalet, hukuk, özgürlük, demokrasi gibi değerlerin etrafında bina edilmiş bir devlet olmadığı için bir Tayyip Erdoğan, AK Parti devletinden bahsedebiliriz. O devletin yaptığı her şey Erdoğan'ın sorumluluğundadır. Devletle iktidarı birbirinden ayıralım diyorlar bazı izleyicilerim. Onu sosyal medyada görüyorum. Ayrabilecek biz artık ayıramayız. Bizim o durumumuz yok. Bu ancak bir seçimde ayrılabilir. Önce bir seçimde halk yeniden kendi devletini yeniden o kurumsal yapıyı kurabilecek bir irade çıkacak çıkaracak ortaya. Çünkü var olan iktidar hem kurumsal yapıyı ortadan kaldırdı devletin kurumsal yapısını. Anayasa'yı dinle. Ya ya Bir Parti'nin sevgili Murat, Bir Parti, bir iktidarın ortağı Parti MHP Salı günü yaptığı grup toplantısında sen Anayasa mahkemesi ne dedi gördün mü? Evet. Sen kimin Anayasa Mahkemesisin dedi ya ak, akıl alır gibi sen sen kimin Anayasa Mahkemesisin? Şöyle şimdi bir iktidar düşün ki kal, devletin kalmış son kurum, kurumuna da yarım yamalak kalmış son kurum, kurumuna da Habire bir kazma vuruyor. Onu da indirecek aşağıya. Başkanı yani. istifaya çağırdı biliyorsun. İstifaya çağırdı. Dahası orada çok enteresan bir cümle etti. Ben şey dedim herhalde. Kaldık bunların arasında. Ya şöyle bir cümle etti. Dedim ki acaba yanlış mı duydum? Dedi ki ey anayasa mahkemesi. içeride dedi bilmem. işte FETÖ'cülere şöyle arka çıkıyorsun. Ergenek bilmem şu. Amerika'ya da dedi bir şey söylesene. Anayasa mahkemesini Amerika'ya bir şey söyle dedi ya. İnanılmaz bir şeydi. Yani ben bir an dedim ki herhalde herhalde biz öldük başka bir yere geldik. Burası başka bir çünkü bu, böyle bir siyaset anayasa mahkemesini çağırmak. Hemen sana bırakıyorum şunu söyleyeyim. E, ortada kurumlar yok. Devletin varlığı büyük bir tahribatla bir partinin mülküne, tapusuna geçirilmiş. O pa partinin elinden o devlet alınmadan bir devletten bahsedemeyiz. Devletin 3 temel, 3 ana kolonu vardır. İktisat, siyaset, adalet. Bunların üçünü de mevcut iktidar ele geçirmiş durumda. Ne siyasetin zeminini bırakmış, ne ortada bir adalet bırakmış. Her savcı kendi kontrolünde, her hakim kendi kontrolünde. Mesela Cumhurbaşkanı bu işin sorumlusudur diyorsun. Gidiyor mahkemeye 500 bin liralık bugün Kemal Bey'e dava açmış. Mesela mahkemeler artık Cumhurbaşkanı'nın avukatı gibi yani Cumhurbaşkanı'nın Cumhur mahkemeler eliyle muhalefeti susturuyor bir taraftan. Buradan baktığımızda bir, bir devlette bir iktidardan bir ayrı hükümetten bahsedemeyiz. Orta bir devlet var. O yüzden her birimiz 83 milyon bütün çabamız, bütün konuşmamız, bütün mücadelemiz devletimizi mevcut iktidarın gaspından kurtarmak herkesin 83 milyonun eşit faydalanabileceği, eşitçe, özgürce yaşayabileceği yeni bir ...organizasyona döndürmektir. Şimdi Levent... E, ...eskiden devletin valisi olurdu. Şimdi... ...AKP'nin valisi çoğu biliyorsun. Açık açık sosyal medya paylaşımlarında... ...konuşmalarında... ...duruşlarında... ...AKP'nin valisi olduğunu zaten belirtiyorlar. Eskiden devletin yargısı... ...var idi. Şimdi AKP'nin yargısı oldu. Yani AKP'nin istediği kararları alan... ...hakimlerin, <laughs> savcıların önü açılıyor. İşte... Yargıtay'da 3 gün bile oturmadan, beklemeden doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne giden savcılar mı istersin? Veya e, direkt Yargıtay'a atanan, hissetleri karar aldığı için e, hakimler mi? Pek çok örneği var. Ve aynı zamanda bu devletin değil, partinin yargısı kimi partili danışmanlar tarafından, bakanlar tarafından bile değil, rahatlıkla yönlendirilebiliyor. Yani diyor ki ya AYM kararı mı? Takmayın ya kafaya. Ahim mi? Ne alakası var? Siz bildiğinizi yapın. Biz bunları hiç kafaya takmayız diye. Onlara oturdukları yerden yeni ulusal ve uluslararası kendi çaplarında içtihatlar yazıyorlar ve bunlar ciddiye alınıyor çünkü herkes özellikle yargıda ve diğer yerlerde ikbali için bu parti devletinin bir parçası olmayı kabul ediyor. Tabii daha da e, hüzünlüsü Levent, e, daha da sıkıntılısı giderek parti ordusu ve parti polisi de ortaya çıkmaya başlıyor. Ama zaten yani parti böyledir Evet işte her alanda. Şimdi ama bunlar hani giderek büyük riskler haline geliyor. Şimdi somut örneklerden hep gidiyoruz ya. Bir tane küçücük bir örnek dedin ya. Devlet olunca parti liyakat kalmaz diye. Bir tane son atama var. Ekonomiyle ilgili örneğini vereyim hemen. Vakıflar Bankası'na yeni genel müdür geldi Levent. Bankaların özel kanunları vardır. Der ki bankalar kanunu ya Ekonomi ile ilgili bölümlerden mezun olacaksın veya mühendislik fakültelerinden mezun olup yüksek lisansını işte MBA işte işletme üzerine falan yapacaksın. Kanun budur. Vakıflar Bankası'nın yeni genel müdürü fizik bölümünden mezun. Fizik mühendisliği değil. Fizik bölümünden mezun ve genel müdür olarak atandı. Ha diyeceksin ki arkadaş güreşçi değil hiç olmasa diyeceksin en azından değil mi? Diploması varmış yani. Ha. Şimdi şimdi bayağı bir ilerleme kat etmiş. Ben o kadar canım yanıyor ki tabii hakikaten gülünecek bir şey aslında. Yani güreşçinin vakıf bank yönetim kurulu veya yani banka yönetim kurulu üyesi olduğu bir yerde hiç olmazsa fizik mezunu diye hani espri böyle değil Levent. Tabii ki. Yani, yani. can yani, can yakıcı bir tablo. Bu yani. çokça bu çürümenin öyle bir göstergesi ki takan var mı? Yok. Eskiden bir bankaya gel müdür olmak için BDDK'ya gidersin. Günlerce araştırma yapılır. Kariyerin yaptıkların şimdi Genel müdür. Atadık diyor. Yani hukuk falan filan yok. Şimdi o zaman devletin her alanına denge ve denetlemeyi tamamen dağıtarak liyakattan uzak sana yakın kişileri atamaya başlarsan ben değilim sorumlu. Devlet dersen de der ki sen devleti kendileştirdin. Bu tanımın arkasına saklanma. Bizatihi devlet haline getirdiğin AKP AKP devleti hale getirdiğin Türkiye açısından baktığın zaman ister işte ben değil de o sorumlu de falan filan bu somuttan kaçamazsın. Ha bir de diyorlar ki şimdi özellikle Ömer Çelik bugün e, AKP'nin grup sözcüsü, onun da bir cümlesi var. Onu da ekleyeyim. Hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Nasıl böyle cümleler kullanıyorlar diye. Diyor ki Ömer Çelik, sevgili Levent, Cumhurbaşkanımızın şehit aileleri konusundaki hassasiyetini şehit ailelerine sorsunlar. Bunu eleştirdiğini söyleyenlerin de şehit cenazelerinde karşılaştıkları tavrı biliyoruz diyor. Şimdi şehit cenazelerinde en kötü tavrı tırnak içinde kim karşı karşıya geldi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orada linç edilmeye kalkıldı. Siz buraya atıf mı yapıyorsunuz? Sorarlar insana. Siz bu ülkede iktidardaki partinin sözcüsü konuşma yapıyorsunuz. Nasıl tavırla karşılaştığınızı e, e, biliyoruz diye hani ona o, o mu atıftır? O mu bu, bu, örnek midir? Bu örnek götürecek bir şey midir? Tam tersine utanması iktidar nedir? Şeyi sorumluluğu güvenliği sağlamaktır. İktisattaki sorunları sağlamaktır. Gelmeden evvel bir tane siyasi analistle konuşuyordum. Son bir cümleyle sana bırakayım sevgili Levent. Belki oradan da ekonomiye geçeriz. Yoksulluğa geçeriz. Az zamanımız kaldı. Biliyorsun şöyle bir koruma kalkanı var Erdoğan'ın etrafında. Ya 130, 130 milyar doları damat Albayrak harcat Merkez Bankası'ndan rezervleri onun yüzünden eritmişler. Biliyor musun son güne kadar haberi yokmuş. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Şimdi hani hiç Cumhurbaşkanı'nın haberi yok ya. işte aldı görevden rahatladık işte hep beraber. 30 milyar dolardan haberi yok. Operasyon. Onun alakası yok. Devlet Şimdi dedik sorumlu. Işte dedik, dedik, devlet anaya, dedik anayasa yazsın bir madde koysun. Evet, iki... Başarılar <laughs> Erdoğan'a başarısızlıklar muhalefete. Ve böyle bir ortamda tabii çok ciddi Türkiye yoksulluklarla yoksullukla karşı karşıya bunun da bedelleri var. 6 dakikamız kalmış uyarıyorlar. Yoksulluk konusundan devam edelim. Ee, şimdi şu, bir, senin söylediğin bıraktığın da birkaç cümle diyeyim mi? Yoksul, yoksul, yoksulluğa geçelim. Ee, bankaya fizikçi atar, bank öbürünü atar. Genel Anayasa Mahkemesi Başkanlığı isti... Ben gasp edilmiş kelimesini rastgele kullanmıyorum sevgili Murat. Tekrar söylüyorum. Parti devletine döndüğünde böyle olur. Bizim artık hepimizin. Bu ülkede ben buranın gerçek, demokrat, eşitlikçi bir devlet olmasını istiyorum diyen herkesin yapacağı tek bir şey var. Önce ülkesini bu gaspten kurtarmak. Onun için tavrımız, üslubumuz, yaklaşımımız, konuşmamız artık banka müdürü Ahmet Atam canımız yanıyor ama şöyle düşün. Yani diyelim ki bir evimiz var gasp edilmiş içeride buzdolabını kırıyor. Tamam üzülebilirsin buzdolabına ama şunu demen lazım. Önce evimizi kurtaracağız artık. Önce bu evi bir kurtaralım. Ne kadar az hasarla kurtarırsak o kadar kar. Anayasa yapacak Bence artık Erdoğan'ın anayasa yapma ihtimali yok. Öyle bir toplumsal desteği kalmadı. Ee, Erdoğan'ın en büyük e, şeyi, gücü muhalefetin dağınıklığı. Yoksa Erdoğan'ın artık eskisi gibi toplumsal desteği yok. Anayasa değiştirecek ne %50 biri bulabilir, sadece bağırır çağırır huzursuz eder. Önemli olan muhalefetin. Şimdi yoksulluk meselesi. Bu benim çok dikkat ettiğim bir konu. O da şu. Ee, şimdi çok derin bir yoksulluk var. Giderek artıyor sevgili Murat. Özellikle bu pandemiyle beraber işsizlik çok yükseldi. E, yoksulluk çok derin bir şekilde giderek çok şey yapıyor, e, yükseliyor. Bunun bizim için çok tehlikeli bir noktası o. Biz derken kimi kastediyorum? Aydınlar, yazarlar, siyasetçiler, gazeteciler, kanaat önderler. Yani toplumun değerlerini inşa etmeye çalışan, toplumu bir değerler üzerinden, e, konumlandırmaya çalışan insanlar için giderek bir açmaz ortaya çıkıyor. O açmazda şu, derin yoksulluğun arttığı toplumlarda demokrasi artık konuşulamaz hale geliyor. Derin yoksulluğun arttığı toplumlarda adalet konuşulamaz hale geliyor. Mesela biz şu anda burada demokrasi konuştuğumuzda muhtemelen ekran başında bizi izleyen milyonlar şöyle diyordur. Yani ne zırvalıyorsun biz ekmek bulamıyoruz sen orada demokrasiden bahsediyorsun. Demokrasi mi bizim derdimiz şu anda? Muhtemelen milyonlarca insan biz adalet dediğimizde ya ne saç saçmalıyorsun adalet mi şu anda kardeşim benim işim yok işim sabah kalkıp gideceğim iş yok. Şimdi bu, bu böyle olduğunda yani toplumda derin yoksulluk yaygınlaştıkça değerler talebi o oranda düşer. Değerler talebi düştüğünde bunu istismar edecek siyasetçi profilleri çoğalır. Ne demek? Gelip yoksul insanlara hamasetle kandırıp iktidar ele geçirmek çok çabuk kolaylaşır. O yüzden otoriter yönetimlerin yıkıldığı mesela diyelim ki Mısır gibi Irak gibi geçmişte Şili gibi otoriter yönetimlerin yıkıldığı ülkelerde genelde biraz daha şiddet yanlısı, daha kapalı bir iktidarlar geliyor. Türkiye'de Türkiye'nin bir an önce bu bataklıktan çıkması gerekiyor ki bu derin yoksulluk daha fazla yayılmadan, toplumdaki çürüme yaygınlaşmadan, ben buna çürüme diyorum haklı olarak yoksullaşan insana ya bir dakika gel demokrasi konuşalım diyemeyiz. Diyemezsin. Hiçbirimizin vicdanı buna el vermez. Yoksullaşmış bir toplumu halbuki halbuki o toplum şunu artık anlatamayız. Bak ekmeğin yok çünkü demokrasi öldü. Ekmeğin yok yoksulsun çünkü hukuk öldürüldü. Ekmeğin yok yoksulsun çünkü rekabet ortadan kaldırıldı. Bak ekmek yok yoksullaştın, işsizle işini kaybettin çünkü dış dünyayla kavga etti. Yabancı yatırımcının gelmesinin önüne engelledi falan. Bunu anlatamayız. İnsanlar şöyle derler. Saadete gel. Tam olarak ne diyorsun? Ben nasıl iş bulacağım? Ben nasıl ekmek bulacağım? Bunu niye söylüyorum? Evet, her ne kadar 2023 seçimini bekliyorsak da bütün muhalefet de biraz o havada bekliyor. Fakat şunu bilmeleri lazım. Her gün, her gün muhalefetin aleyhine işleyen bir gün. Hem toplumun çürümesi, duygusunu kaybetmesi, dirayetini, direncini kaybetmesi bu açıdan baktığımızda ve bu zayıflığı muhalefetin nasıl, şey iktidarın nasıl manipüle edeceğini de çok kestiremiyoruz. O yüzden muhalefetin bir an önce bugünkü tavrını sürdürebilecek bir cesaret ama aynı zamanda o demokrasi bile onu kuracak ve muhalif kesimi temsil eden bir liderin ortaya çıkması lazım. Bak çok siyasetçi var, henüz Türkiye'de muhalif kesimi temsil eden bir lider yok. Arkasına toplumu alacak, sürükleyecek, değerleri savunacak, gelin hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıralım diyecek bir liderlik yok. Siyasetçiler var. O yüzden o demokrasi ittifakının gerçek demokrasi, Erdoğan karşıtlığı ittifakını bahsetmiyorum. Gerçek bir demokrasi ittifakının kurulup orada muhalif muhalefeti temsil edecek bir siyasi liderlik ve kadrosuyla beraber inşa edilmeli ve topluma Rahat ol, korkma. Biz varız. Biz toparlayabiliriz. Biz buradan kaldırabiliriz. Biz el ele verip işsizliği yok edebiliriz. Yoksulluğu yok edebiliriz. El ele verip demokrasimizi inşa edebiliriz. El ele verip hukuku yeniden yerli yerine oturtabiliriz falan diyebilecek bir bir birlikteliğe ihtiyaç var. O yüzden muhalefet sadece Erdoğan'ı yıpratmakla kalmasın. Senin altın çizdiğin gibi bir an önce bu yoksulluğun giderek her şeyin önüne geçtiği bu sürecin ...bir adım önüne geçecek bir politika yönelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili Levent, bu son e, Gare operasyonu sonrasında muhalefetin yan yana aslında gelmesi... ...belki de bir süredir götürdükleri e, karşılıklı biliyorsunuz ziyaretler, e, ortak konuşmalar... E, ...zaman zaman kendi ekipleriyle beraber arka kapı diplomasisi de yapıyorlar. Sürekli telefonunda da biliyoruz zaman zaman kritik konularda. Bunun bir e, sonucu olarak da görebiliriz. Yani aslında... O görüşmeler bir şekilde bir yere doğru gelmeye başladı galiba. Ama senin de söylediğin, benim de söylediğim gibi bunu artık somuta indirgemek lazım. Neden indirgemek lazım? Şimdi ben yakından takip ediyorum bu derin yoksulluk hağı Hacer Fogo. Levent, bebek mamasına ulaşamayanların oranının yaklaşık Türkiye'de %78'ler civarında olduğunu söylüyor. Bebek maması bildiğimiz yani ki... Ee, şöyle de bir şey var, onu da hatırlatalım. Ben HDP bir milletvekili bununla ilgili soru vergisi vermiş. Ee, bebek maması üzerinde katma değer vergisi ve ÖTV var biliyorsun. Bir de geçen dün gördün mü, bebek mamalarına artık kelepçe vurulmaya kelepçe başlanmış vuruyorlar. marketlerde. Evet, evet, ne evet. kadar acı, ne kadar hüzün verici bir tablo. Şimdi bebek mamasına ulaşamayan, onun yerine işte suya çok az süt, biraz şeker katıp çocuklarını beslemeye çalışan kitleler, bebek. Yani... Sen mesela sen ben daha az ekmek yiyebiliriz daha az ekmek yeriz ama evlatlar o bebekler onların geldiği durum. Şimdi bunlar artık Levent işsizlik yani resmen Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya hani beslenme işte barınma böyle bir ilk Türkiye'deki pek çok insan bununla karşı karşıya ve iktidarın sokakla bağı tamamen kesildiği için haberi yok herhalde veya haberi var da bunu duyuyamazdan geliyor ya da e, itaat et müşte evet e, e, marketlerde artık böyle çok e, çok acı yani. acı çok acı tabii, acı bir tablo yani. 179 lira baksana 179 lira ciddi bir şey 114 lira da varmış yukarıda e, e, Türkiye'de bebek mamalarının bu hale geldiği bir ülke şimdi e, kapalı e, esnafın dükkanı kapalı İnsanlar yan yana gelemiyorlar müzisyenler çalışamıyor pek çok insan pek çok Türkiye'deki ekonomik grup son derece dezavantajlı durumda. İşsizler var, kitleler var. Bundan sonra muhalefet, e, tabii ki de demokrasi, insan haklarını önceleyen ama bir taraftan da yoksulluğa, işsizliğe karşı çözüm önerilerini de dile getiren ve iktidara geldiği zaman nasıl bir yol atasından olacağı, yargıda, ekonomide, zaman zaman söylüyorlar. Mesela şu da çok, nerelere ne, 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 ne geldik mesela? en çok e, esnafla görüşen Meral Akşener. Gidiyor, kapı kapı geziyor, sokak dokunuyor insanlara. Grup e, Kemal Sınav Bey de. bu hafta bir hanımefendi, bir çıkardı. Her hafta birisini çıkartıyor. Konuşturuyor orada doğalgazdan. Bu hafta hanımefendi doğalgazdan bahsetti. İşte kredi kartlarından bahsetti. Bunlar önemli ama bütün bunları bir taraftan yaparken bir taraftan da nasıl çıkılacak? Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyanın da bir problemi var. Ve Levent yayından evvel seninle konuşuyorduk. Dünya şuraya geliyor. Arkadaş ben içeride halklara, halkıma istediğimi yaparım. Hiç kimse karışamaz. Almanya'da tedarik zinciri yasası geçiyor. Niye Almanya önemli Türkiye için? Çünkü Türkiye en çok malı oraya satıyor. Bu yasa diyor ki sevgili Levent, eğer tedarik ettiğin ülkedeki insan hakları, demokrasi, çocuk işi çalıştırma gibi konularda problemler varsa oradan bunu alma diyebilecek bir yasa ve bütün partilerin, koalisyondaki ortakların iradesiyle geçiyor. Dünya başka bir yere doğru gidiyor ve sen Türkiye'de demokrasiyi, ekonomiyi, insan haklarını yeniden inşa edeceğin bir umut 2023'te seçim olursa veya daha evvel olursa noktalarını, programlarını ortaya koyamazsan Türkiye'de muhalefetin bir şekilde, hızlı bir şekilde yan yana gelip duruşuyla beraber bir noktaya doğru gidemeyeceğiz. Bu da bir riskler arasında diyeyim. Son bir dakika sen bir cümle söyle ki bitirelim. Tamam, ben cümle hakkımı şeye kullanacağım. İki tane şey var. Bir tanesi bu hafta iki gün önce değerli bilim insanı Doğan Cüceloğlu vefat, vefat etti. etti. Evet. Çok severdim. Insana kıymet veren, insanın insan olmanın önemini anlatan, insanın kendine dönmesinin başkasına eleştirmekten çok daha kıymetli olduğuna, özellikle sıklıkla vurgu yapan çok değerli sohbetli olan bir insandı. Rahmet diliyorum kendisine. Allah'tan rahmet. Yakınlarına da. Sabır ve başsağlığı diliyorum. Diğer bir şey de bu akşam Regaip Kandil'i, hepinizin Regaib Kandil'ini tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki hayırlı olur ülkemiz için, herkes için. Ve kendi adıma iyi akşamlar diliyorum. Doğan Cüceoğlu'nun annen yoksa kimsen yok kimsen şeyi yok, nasıl yok. yüreğime dokundu biliyor musun Levent? Bütün annelerin de tabii ellerinden öpüyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Efendim iyi sonları olsun, iyi kandiler olsun. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.